Bu videoda kuvvet kuralını kullanarak türev alma konusunda biraz pratik yapacağız. Şimdi 1 bölü x'in x'e göre türevini almak istediğimizi varsayalım. Bana bunun neye eşit olacağını söyleyebilir misiniz? Hadi hemen videoyu durdurun ve bu türevin neye eşit olduğunu kendi kendinize bulmaya çalışın. Bu ifadeyi gördüğünüzde kuvvet kuralını nasıl uygulayacağız ki diye düşünmüş olabilirsiniz. Hemen küçük bir hatırlatma yapalım. Mesela x üzeri n'in x'e göre türevini aldığımızda kuvveti ifadenin başına getiririz. Bunun ispatını başka videolarda da görmüştük. Bunun türevi n çarpı x üzeri kuvveti 1 eksilteceğiz. Evet n eksi 1'e eşit olacak. Ama bu pek de buna benzemiyor öyle değil mi? Tabi eğer 1 bölü x'in x üzeri eksi 1'e eşit olduğunu hatırlarsanız işler değişir. Hemen yazıyorum. x üzeri eksi 1'in x'e göre türevi. Buna benzeyen bir ifade elde ettiğimize göre kuvveti hemen başa alalım. Eksi 1 çarpı x üzeri. Kuvveti şimdi de 1 eksilteceğiz. Eksi 1 eksi 1 eksi 2 eder. Evet eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2. İşte bu kadar. Hadi gelin bir tane daha yapalım fx küp kök x'e eşit olsun. Bizden f üssü x'i bulmamızı istiyorlar. Hemen videoyu durdurun ve bu türevi benden önce siz bulun. Burada da yani kuvvet kuralının faydalı olacağını düşündüğümüz bu durumda da bu ifadeyi üstel bir ifadeye dönüştürmeye çalışmalıyız. Demek istediğim bunu x üzeri 1 bölü 3 olarak yazabiliriz. Türev içinde 1 bölü 3'ü başa getireceğiz. 1 bölü 3 çarpı x üzeri 1 bölü 3 eksi 1. Bu da 1 bölü 3 çarpı x üzeri 1 bölü 3 eksi 1 eksi 2 bölü 3 eder öyle değil mi? Hemen yazıyorum. x üzeri eksi 2 bölü 3. 3. Bu örnekleri dayanarak kuvvet kuralının ne kadar da faydalı bir kural olduğunu görüyorsunuz değil mi? Evet, kuvvet kuralını kullanarak hayal edebileceğinizden çok daha fazla ifadenin türevini kolaylıkla alabilirsiniz. Hadi bir örnek daha yapalım. Bu defa biraz daha karmaşık bir tane yazacağım. Mesela küp kök x karenin evet bunun türevini alalım. Hadi hemen bunun türevini siz benden önce bulun. Hatta türevini bulmakla da kalmayıp türevin x eşittir 8'de aldığı değeri de hesaplayın. Hemen videoyu durdurun ve yapın. Şimdi önce bunu üstel bir ifade olarak yazıp türevini alıp sonra da 8'de aldığı değerin ne olduğunu bulacağız. Evet az önce de yaptığımız gibi bunu alacağız ve küp kök x kare yerine x kare üzeri 1 bölü 3 yazacağız. Bu da eğer bir kuvvetin kuvvetini alırsak ne oluyordu? Evet böyle olunca kuvvetlerin çarpımını alabiliyorduk öyle değil mi? Demek istediğim bunu x üzeri 2 bölü 3 olarak yazabiliriz ve artık kuvvet kuralını kullanmaya hazırız. 2 bölü 3'ü başa getirelim. 2 bölü 3 çarpı x üzeri 2 bölü 3 eksi 1. 2 bölü 3 eksi 1. Evet 2 bölü 3 eksi 3 bölü 3'ten eksi 1 bölü 3 eder. Şimdi bunun x eşittir 8'de aldığı değeri bulmak istiyoruz. 2 bölü 3 çarpı 8 üzeri eksi 1 bölü 3. 8 üzeri eksi 1 bölü 3. 8 üzeri 1 bölü 3 2'ye eşitse 8 üzeri eksi 1 bölü 3 de 1 bölü 2'ye eşittir. İsterseniz burayı adım adım yapalım ki herhangi bir şeyi atlamayalım. Bu 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 8 üzeri 1 bölü 3'e eşittir. Burasının 1 bölü 2 olduğunu söylemiştik. 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2, ikiler birbirini götürür ve evet geriye 1 bölü 3 kalır.